Hadis inkarcıları diyor ki biz bütün hadisleri inkar etmiyoruz. Eğer hadisi akıl ve mantık kabul ediyorsa biz onu kabul ederiz. Yok, akıl ve mantık kabul etmiyorsa biz de onu kabul etmeyiz. İşte onlar böyle diyor. Yani onlar hadisin cerh ve tadilini akılla yapıyorlar. Akılları kabul ederse o söz hadistir. Yok, akılları kabul etmezse o söz hadis değildir. Bu sözü söyleyenlere deriz ki, şimdi size bazı ayetler göstereceğiz. Bakın bakalım bunları aklınız ve mantığınız kabul ediyor mu? Kehf suresinde Hazreti Hızır'ın bir gemiyi delmesinden ve bir çocuğu öldürmesinden bahsedilir. Bu işin hikmeti olarak da eğer gemi sağlam olursa zorba hükümdarın gemiye el koyacağı ve çocuk büyürse anne babasına asi olacağı zikredilir. Yani Hazreti Hızır gelecekte olacak bir hadiseye binaen gemiyi deler ve çocuğu öldürür. Şimdi ey aklını hakem yapan hadis inkarcıları, aklınız bu olayı alıyor mu? Herhalde almıyordu. O halde haydi hadise yaptığınız muameleyi bu ayetlere de yapın, ayetleri de inkar edin ve yaklaşık bir sayfayı musafınızdan yırtın atın. Yine Nem suresinde zikredilir. Hazreti Süleyman aleyhisselam bir vadiye gelir. Vadideki karınca diğer karıncalara şöyle seslenir. Ya eyyühen neml, ey karıncalar, udhulû mesâkinekum, girin evlerinize, Süleyman ve ordusu sizi ezmesin. Karınca Hazreti Süleyman'ı tanır ve diğer karıncalara böyle seslenir. Hazreti Süleyman da karıncanın bu sesini işitip tebessüm eder. Şimdi ey aklını hakem yapan hadis inkarcıları, bu olayı aklınız alıyor mu? Herhalde almıyordur. Yani karınca Hazreti Süleyman'ı nereden tanıyacak? Diğer karıncalara sesini nasıl ulaştıracak? Ve Hazreti Süleyman o kısık sesi nereden duyacak? Herhalde böyle düşünüyorsunuz. Eğer bu ayetler hadis olsaydı böyle düşünür ve hadisi inkar ederdiniz. Hadi aynı muameleyi ayetlere de yapın. Sizin hakeminiz aklınız. Aklınızın almadığı bu ayetleri de inkar edin ve yaklaşık bir sayfayı musafınızdan yırtın atın. Yine Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in mağarada yaklaşık 300 yıl uyuduğu zikredilir. Bunu da aklınız almıyor değil mi? O halde bunu da inkar edin. Nem suresinde Hazreti Süleyman'ın kuşlarla konuşabildiği zikredilir. Aklınız bunu da almıyor. Hadi bunu da inkar edin. Sebe suresinde Hazreti Süleyman'ın rüzgara bindiği, gündüz bir günlük yol, gece de bir günlük yol aldığı zikredilir. Aklınız bunu da almıyor değil mi? Öyle ya, insan rüzgara binebilir mi? Akıl bunu almaz. Öyleyse hadi bunu da inkar edin ve bu sayfayı da musafınızdan yırtın. Hazreti Musa'nın asasının yılan olduğu, Hazreti İbrahim'in ateşe atılıp da yanmadığı, Hazreti Salih'in bir kayadan deve çıkardığı ve bunlar gibi diğer hadiseleri de aklınız almaz. O zaman bu hadiselerin geçtiği sayfaları da yırtıp atın. Daha böyle çok ayet gösterebiliriz. Bu ayetler hadis olsaydı, hadis inkarcıları hepsini inkar ederdi. Peki bunlar hak mı değil mi? İmanı olan diyecek ki evet hak, çünkü bunlar ayettir. İmanı yoksa zaten bu makamda ona sözümüz yok. Bizim sözümüz aklını hakem kılan, aklının kabul etmediği hadisleri inkar eden kişiyedir. Ona diyoruz ki bak, aklının almadığı çok ayetler var. Şimdi bunları aklın almıyor diye inkar mı edeceksin? Edemiyorsun değil mi? Çünkü ayet, etsen kafir olursun. Peki ayette yapamadığını hadiste niçin yapıyorsun?
Şunu hiç düşündün mü? İnkar ettiğin bir hadis, peygamberimizin sözü ise ne yapacaksın? Sana son sözümüz şu. Hadisler akılla cerh ve tadil yapılmaz. Hadislerin cerh ve tadil usulü farklıdır. İnşallah bu konuyu ileride kendi başlığında izah edeceğiz. Kardeşler, bu dersimizde şunu anlatmaya çalıştık. Eğer aklımızı hakem yapar ve aklımızın almadığı hadisleri inkar edersek, aklımızın almadığı birçok ayet de var. O zaman o ayetleri de inkar etmeliyiz. Yok, ayetleri inkar edemiyorsak hadisleri de inkar edemeyiz. Yapmamız gereken tek şey hadis alimlerinin sözlerine tabi olmak ve hadisler hakkında onların izahını esas yapmak. Mesele bu kadar basit. Allah'a emanet olun.